Herkese merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanalıma gelen videolarımın altına gelen olumsuz, kötü yöndeki yorumları okuyacağım. Bakalım ne kadar kötüler, hep birlikte karar verelim. Şimdi önce şunu söylemem lazım. Benim kanalıma öyle çok fazla kötü, olumsuz, işte küfürlü, hakaretli eleştiriler gelmiyor, yorumlar gelmiyor. Ama yine de tabii ki illaki geliyor. Birbirlerine çok benzeyenler olduğu için sizin için seçtiklerimi şimdi okuyacağım. İlkiyle başlayalım. Benim fotoğraflarla alakalı nasıl daha iyi çıkabiliriz tarzında bir videom vardı. Onun altında birisi selam, verdiğin tüyolar iyi hoş, sen de öylesin. Bir de beğenmeyi demesen süper olacak, sevgiler. Beğenmeyi mi diyorum, farkında değilim böyle dediğimin. Ama bundan sonra dememeye çalışırım. Neyse, en azından sevgiler demiş. Başta ne kadar bir eleştiri yapsa da sevgiler dediği için ben de ona sevgilerimi yolluyorum. Bir olumsuz yorum daha. Girişi çok uzun yapıyorsun. Daha asıl konuya geçmeden ben videoyu kapatıyorum. Farkında değilim girişi uzun yaptığımın. Aslında son videolarımda girişi gerçekten kısa yapıyorum. Bu zaten eski bir hani yorum. Ama son videolarımda buna dikkat ediyorum. Bu en sık gelen eleştirilerden bir tanesi. Çok fazla. Neredeyse her videomun altında bir tane bu tarz bir eleştiri var. Videolarında şarkı kullanmasan çok rahatsız ediyor. Aslında videolarımda bazen şarkı kullanmıyorum ama bazen de öyle bir video oluyor ki ya gerçekten çok monoton oluyor şarkı kullanmayınca. O yüzden illaki bir şarkı kullanmak zorundaymış gibi kendimi hissediyorum. Ama birazcık sesini kısıyorum. Bilmiyorum şu anda da rahatsız ediyor mu hala bilmiyorum. Bu sitem dolu bir yorum. İltifat gelince cevap veriyorsun ama soru soruyoruz cevap yok. Lensini sormuştum. Lensimi sorduğunu hiç görmedim. Yani gelmedi. Bana öyle her bildirim gelmiyor arkadaşlar. Siz yorum yapıyorsunuz ama her bildirim maalesef benim telefonuma gelmiyor. O yüzden çok detaylı bir şekilde yorumlara bakmam gerekiyor. Genelde de zaten biliyorsunuz. Neredeyse her yoruma cevap veriyorum tek tek. O yüzden mutlaka bu soruyu görmemişimdir. O şekilde düşünüyorum. Yoksa mutlaka cevap verirdim. Favoriler videoma gelen bir eleştiri. Favoriler, backgroundlar, Starbucks'lar, latte'ler, bebek ve Arnavutköy'ler. İşte bunlar hep kültürel yozlaşma. Bu yoruma katılıyorum. Yorumu beğendim. Evet, kültürel yozlaşma ama zaten videoda açıklamamı da yapıyorum. Yani belki o yozlaşmadan illaki etkileniyorumdur. Çünkü ben de bu kültürün yaşayan bir insanıyım. Ama elimden geldiği kadarıyla kültürel yozlaşmaya engel olmaya çalışıyorum. Yine bu da çok sık gelen bir eleştiri. Bu da şal bağlama videomun altına gelmiş. Biraz fazla konuşuyor. Şöyle, yani konuşmadan videoyu nasıl çekeceğim onu tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden çok konuşuyor, çok konuşuyor diyorsunuz ama mecbur konuşmak zorundayım yani. Merve ile birlikte bir topuz videosu çekmiştik. Onun altında bir arkadaşımız hiç güzel yapmadı. Gerçekten kusura bakmayın da yani demiş. Olabilir, beğenmemiş olabilir. Yine yapıcı tarzda olduğunu düşündüğüm bir eleştiri gelmiş. Yanlış anlama ama tavsiyem boneni çok fazla göstermek. Güzel durmuyor bence. Bence de boneyi çok fazla aşağı indirince güzel durmuyor ama ben zaten çok fazla aşağıya indirmiyorum sanki. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bir tane daha yorum okuyacağım. O yorum böyle bir grubu temsil ediyor diyebilirim. Özellikle alışveriş videolarında bir şeyleri tam göstermiyormuşum. Ya da gösterip hemen geri çekiyormuşum. İşte boylarını falan göremiyormuşsunuz. Bir arkadaşımız sağ olsun güzel bir yorum yazmış. En azından hakaret yok, hiçbir şey yok. Şalları nereden aldığını keşke videonun altında belirseydin. Yapıcı tarzda bir yorum. Gayet güzel bir yorum bence. Bu gelen yorumun düşündürücü kısmını sizlere bırakıyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu yorumu yapan hakkında? Kapılara sormamanız gereken sorular tarzında bir video çekmiştim. Onun altına bütün kapılara ezici bir şekilde bu soruları sorup ağlatıyorum. Bir de ha 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 diye gülmüş. Amacını anlayamadım. Yaş grubunu da pek anlayamadım. Herhalde oldukça küçük bir yaş grubuna sahip bunu yazan. Yine videolardaki sesle alakalı bir yorum. Şu müziği ya hiç koyma ya da ses tonundan daha düşük bir seviyede koy. Gıcık oluyorum şöyle şeylere. Videoyu izleyeceğim diye sesi bir açıp bir kısmak zorunda mıyım? Tabii ki zorunda değilsin. Yine aynı videonun altına gelen başka bir yorum. Yani kapalıları sormamanız gereken sorular hakkında. Bence çok saçma. Ben kapalıyım ve açık olan birisi bu soruları sorsa, bana bu soruları sorsa güzel güzel cevap veririm. Herkes bu şeyleri bilmek zorunda değil. Sonuçta insanların soruları ne olursa olsun cevap verilmeli. Ben cevap vermediğimi söylemedim zaten. Sadece
çok sık gelen soruları birazcık da aslında esprili bir şekilde video yapmak istedim. O yüzden ben de gayet cevap veriyorum. Hala o sorular geliyor. Hala da o sorulara cevap veriyorum. Bu da aynı videoya gelen bir eleştiri. Türban takıp suratını badana yaparcasına boyayan dar elbise giyip vücut hatlarını belli olan sizler kapanmayı yanlış anlamışsınız. Kapanmak bu mu? İnanın başı açık olup daha edepli giyinen kızlar var. Suratımı badana yapmıyorum. Ayrıca elbiselerimi nereden görüyorsunuz? Dar elbise falan da giymiyorum. Bu bence en kırıcı yorumlardan bir tanesi. Burun estetiği yaptır bence. Şimdi bir tane daha bu tarz bir yorum gelmişti. Ben onu kaldırmak zorunda kaldım. Çünkü yorumda eleştiri vardı. Yani arkadaşlar bir insanın uzvunu yani nasıl bu şekilde eleştirebiliyorsun? Sonuçta bu burnu Allah yarattı. Ben bu burnu kendim yapmadım. Ayrıca ben burnumdan çok memnunum. Burnumu gerçekten beğeniyorum. Bana yani tam yüzüme yakıştığını düşünüyorum. O yüzden ben çok saçma buldum bu yorumu. Hiç cevap da vermedim. Takipçimin bir tanesi cevap vermiş ona. Onlar kendi aralarında iki üç tane yorumlaşmışlar. Ama bu tarz eleştiriler lütfen bana yapmayın. Çünkü bunlar beni etkilemez. Ben burnumu seviyorum yani. O yüzden benim için sıkıntı değil. Şimdi çok garip bir yorum okuyacağım arkadaşlar. Kısa bir zaman önce 2 dakikada 3 kolay şal bağlama diye bir video çektim. Yorumu okuyorum. Bu videoda çok konuşmuşsun ve sinir bozucusun. Ama o videoda ben hiç konuşmadım. Sorun tam olarak burada. O video hiçbir şekilde konuşmadığım bir video. Sanırım bu arkadaş kopyalamıştı o yazıyı. Herhalde birçok videonun altına atıyordu direkt yapıştır yapıştır tarzında. Videoya bakmadan böyle bir yorum yapmış. Enteresan. Yine bir şal bağlama videoma. Yazın böyle bağlasak terden ölürüz herhalde. Kat kat boynunuza doluyorsunuz. Kat kat doladığım şallarım genelde pamuklu oluyor. Bir de çok fazla kat yapmıyorum ya. Yazın kapalılar için tüyolar şeklinde bir video yapmıştım. Ona da videoyu beğendim. Ama uzun uzun anlatmana gerek yok. Konuya hemen gir, açıklama yapman iyi. Ama insanlar sıkılabilir. Yani şu konuşmadan videoları nasıl çekeceğimi hala düşünüyorum arkadaşlar. Maalesef konuşmadan ben video çekemiyorum. Konuşmayı da çok seviyorum. O yüzden sanırım birazcık açıklama yapmaya devam edeceğim. Terlikleriyle alakalı bir videoma. Onları ben günlük hayatta takmam. Çok cırtlak renkler. Olabilir. Tercih meselesi. Aslında ben de çok cırtlak renkler tavsiye etmiyorum ama yine de olabilir. Şimdi bu arkadaş daha önce bir tane daha yorumu vardı bunun. Onu ekrana getirmeyeceğim. Çünkü başka bir YouTuber'ın adını yazmış orada. Tekrardan olumsuz bir eleştiri atmış. Olumsuz bir yorum atmış bana. Sesin çok cırtlak ya. Videonun başında bir çınlıyorsun. Özür dilerim ama gerçekten öyle. Özür diliyorsun ama neden cırtlak diyorsun? Sesin bence cırtlak değil. Bu beni üzdü. Ten rengine göre eşarp şal seçimi videoma. Sürekli demesen daha güzel olur bence. Ya ondan ben de çok rahatsızım. Gerçekten eylemek de istemiyorum. Başka ığlamak da istemiyorum. Ama o istemsiz bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ki montajda da bunu atmaya çalışıyorum bayağı. Yine sesle alakalı bir eleştiri daha. Fona bu kadar tırnak içinde şak şak ses çıkartan müzik koymasan 3 nokta. Haklısın. Yani şak şak koymuyorum. Evet artık koymayacağım. Bu da farklı ülkelerin baş bağlama stiliyle alakalı çektiğim daha çok yeni olan bir videoma gelen bir eleştiri. Malezyalılar açık renk kullanıyor demişsin ama kendin koyu renk kullanıyorsun. Şöyle şifon şal olarak elimde o renk vardı. O yüzden onu kullandım. Videonun açıklamalar kısmına daha iyi bakarsan orada da bunu açıkladığımı görürsün zaten. Arkadaşlar benim kanalıma gelen eleştiriler bu şekildeydi. Dediğim gibi çok fazla kötü eleştiri yok ki ben kötü eleştirileri bile yapıcı şekilde düşünüyorum. Tabii ki kendime bir şeyler katarken bu kötü eleştirilerden de yola çıkıyorum diyebilirim. Olumlu ya da olumsuz kanalıma eleştiri yani yorum yapan herkese teşekkür ederim. Çünkü gerçekten insanın ilerlemesine çok sebep oluyor yorumlar. O yüzden bundan sonra da mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.